Teşekkür ederim arkadaşlar. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Dün 6 yaşında bir çocuğun uğradığı adaletsizliği konuşuyorduk. Bugün Türkiye'nin en büyük kentinin belediye başkanının uğradığı adaletsizliği konuşuyoruz. 20 yıldan beri yaşanan adaletsizlikleri aslında hafızamızda çok gerilerde bırakıyoruz. Ama 6 yaşındaki bir çocuk acaba gerçekten kendi yaşadıklarını unutabilecek mi? Bu yaşadıklarıyla hayata tutunabilecek mi? Eğer adalet arayışı, eğer istendiği gibi olmazsa, onun içini soğutmazsa, bu yavru diğerleri için verdiği mücadelede kanatlarını tekrar çırpabilecek mi? Şimdi adaletten bahsederken kalplerin ne kadar soğuk olduğunu, bu yavrunun adalet arayışında onun için haykıranlara siyaset yapmayın deme cüretini gösterenlerin ne kadar bu evlatların acısının üstünü örtbas etmek için çırpındıklarını görünce gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Bunlar konuşulurken gülümseyebiliyorlar. Bunlar konuşulurken gerçekten laf atabiliyorlar. Şöyle düşünün. Kıyamadığınız bir yavrunuz, kıyamadığınız, üstelik de kız evladınız, annesi tarafından saçları taranarak yaşı ondan kat be kat büyük bir adama kadın olarak teslim ediliyor. Ve dün tutuklanan, bugün tutuklanma kararı çıkan o baba bunun böyle olmasını istiyor. Bunun konuşulmasından rahatsız olanlar bunun yaşanmasından rahatsız değiller. Yaşanmasından rahatsız değiller. O eve vardığı günden itibaren çaresizliğini düşünün. O evladın korkusunu düşünün. Çırpınışlarını düşünün. O adamın kendisini kadın olarak gördüğü saatleri düşünün. Kendi evlatlarımızı bir düşünün. Hiçbir baba, hiçbir anne, hiçbir insan dünyada böyle bir şeyi vicdanına sığdırabilir mi gerçekten? Ama sığdıranlar olmuş. Bundan tam 2 yıl önce kendisi daha çocuk ama 17 yaşında dünyaya getirmek zorunda olduğu için kucağındaki çocuğuyla adalet çırpıntısı içerisinde vicdanlara seslenen bir evlat yasalara başvurmuş. Bundan tam 2 yıl önce Aile Bakanlığı sadece onu korumaya aldık diyor. Ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın olan bir aile bakanı daha ne yapabilirdik ki diyor. Bugün yaptıklarınızı yapabilirdiniz. Suç duyurusunda bulunabilirdiniz. O evladımızla ilgili. İktidarınızı kullanıp o savcının aldığı karara itiraz edebilirdiniz. Çünkü savcı bu şikayetle ilgili 20 yıl önce Adalet Bakanlığı'na bağlı savcı nasıl bir babadır bilmiyorum. Nasıl bir insandır bilmiyorum. Nasıl bir vicdanı var bilmiyorum. Bununla ilgili kovuşturmaya gerek yoktur demiş. Bu nasıl bir adalet? Ne oldu Türkiye'ye? Ne oldu vicdanımıza? Ne oldu insanlığımıza? Bu çocuk Sağlık Bakanlığı'nın bir bölümünde kendisi 14 yaşında olduğu halde 21 yaşında gösterebilmek için birileri tarafından başka bir kadının o çocuğun yerine geçip de kemik taraması yapılmasını Sağlık Bakanlığı göz yummuş. Bugün aradan 2 yıl geçince diyorlar ki hayır, o çocuktan ilgili soruşturma açıyoruz bakalım neymiş. O savcıyla ilgili açıyoruz bakalım neymiş. Neden? Çünkü Timur Soykan denilen bir gazeteci
O çocuğun feryadını almış, tüm kamuoyuna duyurmuş. İşte biz onun için bağımsız gazeteciler önemlidir diyoruz. İşte biz onun için bir basın güçler ayrılığının dördüncü kuvvetli gücüdür diyoruz. Timur Soykan'ın yazısı kızıl çığlığı alarak kadınlarımız tarafından kucaklanmış. Onlar seslerini yükseltmişler. Daha sonra adalet yürüyüşünü İstanbul'dan Ankara'ya sürdüren, o zamanki çıkışı akademisyenler, siyasetçiler için olan ama bugün gelinen noktada utanç verici bir durumla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu arkadaşlarını toplamış. Biz asla böyle bir şeyde suskun kalamayız. Birlikte Adalet Bakanlığı'na gidiyoruz demiş. Tüm dünyaya duyurmak için. Tüm dünyaya duyurmak için. Ve ne olmuş? Birden AKP iktidarı bununla ilgili harekete geçmiş. Savcılık suç duyurusunda bulunulmuş. Aile Bakanlığı aklına gelmiş müdahil olmuş. 2 yıl aradan sonra müdahil olmuşlar. Şimdi o baba ve o koca, nasıl baba ve nasıl kocaysa, bugün hakimin karşısına geçmek üzere haklarında işlem yapılıyor. Allah şahidimdir. Bugün burada ülkemin bütün insanlarına seslenerek diyorum ki, bugün Ekrem İmamoğlu için verdiğimiz mücadele aslında bir adalet mücadelesidir ama aslında kimsesiz, yoksun bırakılan, çaresiz bırakılan Türkiye'nin çocukları içindir adalet mücadelemiz. Aslında bugün Ekrem İmamoğlu için verdiğimiz mücadele Ekrem İmamoğlu içindir ama şiddete uğrayan kadınlarımız, hor görülen kadınların, evde her türlü şiddete uğrayan kadınlar içindir adalet arayışımız. Allah şahidimiz olsun, bundan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Hiç durmayacağız. İşte tam da söylediğimiz budur. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da yaptığı toplantıda bir tek kelime geçiyor satırlar arasında. İnsanlık onuru diyor. Biz iktidara geldiğimizde insanlık onurunu koruyacağız. Kişilerin onurunu koruyacağız. Onlar bu güzelim Türkiye'de, bu güzelim Anadolu topraklarında onurlu bir şekilde hak ettikleri bir yaşamla yaşayacaklar diyor. Onun için ilk önce adaleti tesis edeceğiz diyor. İlk önce adalet olacak ki bu topraklarda yavrular böyle şeylere muhatap olmasın. İlk önce adalet olacak ki bu topraklarda bu milletin seçimle getirdiği başkanlar, bunlar siyasi kararlarla görevlerinden alınmasın. Ama evladımıza sesleniyorum buradan. Sen hiç merak etme. Sen sanıyor musun ki bu bir avuç iktidar senin sesini kısabilir? Geride koskoca Türkiye var. Kadınlarımız var. Gençlerimiz var. Vicdanı kanayan insanlarımız var. Sen hiç üzülme. Sana hiçbir şey demiyorum Ekrem İmamoğlu. Sen zaten bu mücadeleyi veriyorsun. Biz hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz.